Merhaba arkadaşlar, Kripto Coin Çarşısı'na kanalımıza, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Keyifler nasıl arkadaşlar? İyi misiniz? Panik var mı? Küçük arada dalgalanmalar olur. Yani küçük yatırımcılar olsun, bazı küresel piyasalardaki dalgalanmalar olsun. Birazcık hareketlilik oluşturuyor piyasaya aşağıya da yukarı yönde. Ama ne yapıyoruz biz? Panik yapmıyoruz, hedeflere doğru ağır ve emin adımlarla gidiyoruz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bu arada gelen yeni gelen kardeşlerimiz de var. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Evet bugün kimler geldi? İlk olarak tabii ki e, haberimize geçmeden önce kardeşlerimiz toplanana kadar şu anda 28 kişiyiz. Bakınız an itibariyle 28 kişiyiz. E, 17 like'ımız var. Kimlerin geldiğini de şöyle bir bakmak isteriz arkadaşlar. İlk gelenlerden Sayın Milletvekili Lazio Yaşar gelmişler. Hoş geldiniz. Bir numara demiş. Evet Murat Aktaş kardeşimiz. iyi yayınlar hocam. Eyvallah. Ee, Çiliz demiş. Hocam çirize bakar mıyız? Tabii ki bakarız. Çirize de bakarız. Evet bir anda 52 kişi olduk arkadaşlar. Devam edecektir. Biz iki kelime o konuştuk. 50 kişi geldik. Hadi bakalım. Hasan İlhan iyi yayınlar hocam. Varlığın yeter. Eyvallah güzel kardeşim. Murat Aktaş ilk like benden demiş. Ay maşallah maşallah ilk like benden diyor kardeşimiz. Bu arada arkadaşlar bildirimler bazı kardeşlerimize geç ulaşıyor. O yüzden de hemen e, ekran başına gelemiyorlar. Bazı kardeşlerimiz çalışıyor, bazılarımız erken yatıyor. Ama videomuz daha sonra izleniyor arkadaşlar. Onda bir sıkıntımız yok. Son günlerde videolarımıza gösterdiğiniz yoğun ilgi ve alakadan dolayı da Hepinize ayrı ayrı teşekkürler kardeşlerim. Evet devam ediyoruz. Eyüp Kesebir. Merhaba demiş. Merhaba merhaba. Nakite geçtim. Hata mı yaptım? Hiç kazanmadık. Çiliz çok zararını, çilezi diyor, çok zararına sattık. Tabii ki satan her zaman zarardadır. Bunu unutmayacağız sizin güzel kardeşim. Satan her zaman zarardadır. Ama satış yerini iyi bilmen lazım. Alış yerini de iyi bilmen lazım. Ama e, tamam bazen insan her yatırımcı düşüşe yakalanabilir. Sadece sen değil. Tepeden girmiş olabilirsin, piyasa güzeldir girmişsindir, olumsuz haber gelmiştir, piyasa çöker, her türlü şey olur. Ama panik yapıp da satmak insanlara zarar ettirir hele ki bu ortamda. Daha fragmanlarını izlediğimiz yükselişlerin bu ortamda, birazcık sabretmenizde fayda vardı arkadaşlar. Küçük düşüşlerde panik yapıp satmanız kendi zararınız olur. İşte bizler bunun için e, sizlere yazdık dedik ki güzel kardeşlerim yeni girenler, portföyünü yönetemeyenler, işinden dolayı bakamayanlar e, ne bileyim yani bir tür bir sürü şeyler bunlar sayı say bitmez. Peki ne yapacaksınız arkadaşlar? Birbirine nasıl soracaksınız eğer yatırımcının bu konuda bilgisi yoksa arkadaşlar yani finansal okur yazarlığı yoksa az veya çok hiç fark etmez. Portföyünüzü kendi portföyünüzü yani küçük ya da büyük portföylerinizi yönetemiyorsanız buradan ayrılmak yerine, çekip gitmek yerine, uzaklaşmak yerine bir port portföy danışmanına müracaat edin. Bir danışman tutun ya da ne bileyim yani güvendiğiniz biri varsa onunla muhabbet edin. Ondan fikir alın, alışverişi yapın. Ama onun bu işleri bildiğinden emin olmanız lazım. Yoksa kara kara, körü körüne hiçbir şey olmaz. Bir yere varamazsınız. Yani bu şeye benzer. Loto, toto oynamaya benzer arkadaşlar. Kaç numara gelecek? Şu numara. Bu numara gelecek bu. Evet ona benzer yoksa. Onun için siz de yani elinizi cebinize atacaksınız. Birazcık danışmanınıza vereceksiniz. O da size belirli bir seviyelerde kazandırmaya çalışır. Bu kim olursa olsun. Ha, biz de yapıyoruz biliyorsunuz ama e, herkesi biz kabul edemiyoruz arkadaşlar. Yani e, 20 kişi müracaat ediyor. Bunlardan 5'ini alabiliyoruz. Eliyoruz. E, bu durumda bu durumda kardeşlerim e, yine de bize ulaşmak isterseniz Mail adresimizden ulaşıyorsunuz. Telefon numaranızı bıraktığınızda biz size er ya da geç dönüyoruz. Vaktimiz olduğunda hemen dönüyoruz. Ee, bu konuda bilgilendirme yapıyoruz arkadaşlar. Bize telefonla ulaştığınızda gerekenleri konuşuyoruz. En azından bilginiz oluyor. Portföy danışmanlığını, yönetimini vermek zorunluluğunuz yok. Şartları öğreniyorsunuz. O konuda sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet, bu arada 239 kardeşimiz an itibariyle yayına girdi ve yüzde like'ımız olmuş arkadaşlar. Hay maşallah maşallah devam ediyoruz. Evet evet Eyüp Kese bir kardeşimiz satan zarardadır dedik. Ee, Kızıl elma kardeşimiz iyi akşamlar Ahmet hocam İyi yayınlar. Tesla Bitcoin aldı haberleri gelse tadından yenmez bu piyasa diyor. Her şey olacak arkadaşlar sıkıntı yok geleceğin parası kripto paralardır. Bakmayın bugün birazcık sallantılı olduğuna. Gideceğiz. Yolumuz var. Ne dedik Bitcoin için? Hedeflerimiz nokta atışı. Şakır şakır gelmeye başladı arkadaşlar. Bizde sıkıntı yok. Bizde diyor yalan da yok, hılan da yok. Biz ezbere de konuşmuyoruz, kafamızdan da bir şey atmıyoruz. Biz grafiklere bakıyoruz, yorumlarımızı yapıyoruz. Orada grafikte gördüğümüz formasyonlar bize ne söylememizi istiyorsa onların dilinde onlara onların tecrübesini sizlere yapıyoruz. Sizlerle paylaşıyoruz. Yoksa atmıyoruz arkadaşlar. Atmıyoruz. Yani şimdi daha önce bakınız. Daha önce bazı yorum yazan kardeşlerimiz oluyordu. Tek tük işlerinizde ya mutlaka çıkar. Herkesin fikrine saygımız var. Hocam siz ne söylerseniz ben tersini yapıyorum derdi. Battın sen o zaman kardeşim battın. Benim söylediklerim tersini yaptıysan battın sen. Sen de para pul kalmadı. Ha, yanılmayız mı? Yanılırız çünkü piyasada olumsuz rüzgarlar estiğinde grafiklerin önemi biraz kalmaz, önemini kaybeder. Olumsuz haber düşmediği sürece de bizim konuştuklarımız nokta atışı geliyor arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Arkadaşlar, ee, yine Baktığımızda kardeşlerimizin isteğini görüyoruz. İstekler var. Yazılanlar var. Anlatacaklarımız var. Var da var. Şimdi madem ki 272 kardeşimiz geldi an itibariyle ilk haberimizi duyuralım arkadaşlar. Zaten fazla bir haber yok. Öbürleri bizim sizlere daha 1-2 önceden söylediğimiz şeyler. Onlar daha bugün yazıyorlar, çiziyorlar. Arkadaşlar kripto para borsalarından yani biliyorsunuz bir sürü borsa var. Ama bunların en büyüklerinden biri olan Coinbase 2 tane altcoin listeledi. Bunlardan biri audio bildiğimiz hani siz istiyorsunuz ya devamlı audio. Audio listeledi. Diğeri ise T arkadaşlar yani Teresold. Bunların analizine geldiğimde tekrar sizlere hatırlatıyor olacağım arkadaşlar. Onları da sizlerle paylaşacağız. Bakalım şöyle. Bu arada bir anormallik yok değil mi arkadaşlar? Yani bir anormallik yok. Ee, herhalde öyle görünüyor. Evet arkadaşlar şöyle geçelim. Grafiğimize. Buradan da. Küresel piyasalara bir göz atmak isterim. Küresel piyasalar bugün güzel açılışları var arkadaşlar. Yani yükseliş yönde, alıcı yönde açıldı. S&P %1.5 yukarı çıktı. Nasdaq %2.5. Dow Jones %1'e yakın. Yukarıda dolar endeksimiz de 102 seviyelerinde an itibariyle fiyatlanıyor arkadaşlar. Peki bizim e, piyasamızda ne var? Altcoin'lere para girişi %1 olarak devam ediyor güzel kardeşlerim. Tabii ki yayını bir daha kontrol hala yapalım. <laughs> Sohbet bağlantısı kesildi diyor burada. Arkadaşlar sohbet bağlantısında bir anormallik var herhalde. Şöyle bir bakarsak. Evet burada sohbeti geri yükle diyelim. Bakalım var mı? Arkadaşlar kusura bakmayın çünkü e, sohbet yazamadığınız için burada niye sohbet bağlantımız kesilmiş onu çözmeye çalışıyorum. E, ayrı pencerede açsak şöyle arkadaşlar düzelir mi şöyle bakalım onu da şuraya alalım o zaman değil mi? Şöyle karşımıza alalım ki bizi tabii ki Bakalım arkadaşlar yine döneriz sohbet e, tekrar geri yükledik ama şuraya bir AA e, yazalım bakalım. Değişecek mi? Gönderecek mi? Evet. Hiç başımıza böyle bir şey gelmedi şu ana kadar. Yani sizin yazdıklarınızı göremiyoruz. E, evet. Bu arada İslam Özkan kardeşimiz kanalımıza desteğini gösterdi. Yaptığı bağıştan dolayı da Kendine teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kendine teşekkür ediyoruz. Biz yine ayrı bir pencereye açalım. Ayrı bir pencereden bakalım arkadaşlar. Şöyle. E, sohbet penceresi aç diyoruz. Şöyle bakıyoruz. Evet. Burada daha büyük görünüyor. Tamam. Nerede kalmıştık arkadaşlar? Vay vay. Bayağı da yazan olmuş kardeşlerimizin arasında. Evet. iyi yayınlar hocam demiş. E, nasılsınız? İyi misiniz? E, kim bunu diyen? İslam Öz, Özkan. İslam Özkan. Harun Keskin. Eyvallah kardeşim. Yeni gelen kardeşlerimize tekrar hoş geldin diyoruz. Şakir Kılıç. E, Orkun Orkun. Akın Sarı. Volkan Keskin. Ercan Hasoğlu. Mustafa Akar. E, Deniz Begle ba, kesen Bağ kesen o. <laughs> evet. Merhaba. Deniz kardeşimiz Onur Çetin, Faruk Üzen, Volkan Keskin, İbrahim Doğan, Serkan e, kardeşimiz AMP hocam demiş. Bakmaya çalışacağız arkadaşlar. Dediğimiz gibi her zaman öncelikle bağış yapanların, ikincisi katıl butonuyla kanalımıza üye olanların, üçüncü de sizlerin istekleri, e, isteklerinize yer vereceğiz arkadaşlar. Evet. Yine bakıyoruz. Köksal Çetiner, Kadir Yaşar, Mürsel Kara, Kara Ateşi, Ferhat kardeşimiz gelmiş. Yine hoş geldiniz. Muratcan, Zeki Levent, Mesut Bal, Fantom e, Mana hocam kolay gelsin demiş. Ha maşallah maşallah. Arkadaşlar bu listeyi okumak için katip olmak lazım. E, vakit de çok alır. Onun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Yorum ve analizlerimiz için grafiğimizi açıyoruz arkadaşlar. Grafiğimize geçiyoruz. Evet. Pardon özür. Total 2'ye baktığımızda dedik. %1'lik para girişi var. Dominansımız küçükçe olsa kırmızıda arkadaşlar an itibariyle baktığımızda. Bitcoin 23.000, 22.900 %1'lik yükselişiyle bu seviyelerde fiyatlanmaya devam ediyor arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bitcoin için zaten biz ne yapmışız? Dünkü yayınımızda yine bugünkü yayınlarımızda okumuzu hedefimize göndermişiz. Devam edecektir arkadaşlar. En son bugün 23.200 doları gördük iğne ile beraber. Tekrar bir e, geri çekilme oluştu. Şu anda yine %1 civarında yükselişteyiz. Aşağı yönlü momentumlar oluşacaktır. Bunlar sizi yanıltmasın arkadaşlar. E, yönümüz benim tahminim benim anlattığım şu grafiğinde gösterdiği yön bakınız neresi arkadaşlar bu çalıştığı zaman 27 bin dolar seviyelerini görüyoruz burada. Evet 27 bin dolar seviyelerini bu grafiğin çalışması durumunda göreceğiz. Çünkü baktığımızda EMA, EMA 50 ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde seyrediyoruz. E, aşağıda bakıyoruz RSI 87'lerde tavanda. E öyleyse Bitcoin için olumsuz bir haber gelmediği sürece Yön yukarıdır diyebiliriz arkadaşlar. Keza Ethereum 1627 dolarlarda aynısını Ethereum içinde söylüyoruz. Ve bizi bekleyen ilk e, 1750 dolar ardı 2000 dolar şeklinde Ethereum içinde bir yorum yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi yine baktığımızda magic. Bugün size bunu verdim ve %14 yükselişte arkadaşlar. Magic birkaç gündür de veriyoruz zaten aralıklı olarak tabi her gün olmasa da 1 dolar 30 cent seviyelerinde. İğnesini nereye attı arkadaşlar? 1.40'a kadar iğne attı. Şu anda %15 yükselişte. Bu gece ralliye dönüşebilir mi? Bekleyip görmek lazım. Şu anda kesin bir şey dememiz için biraz erken arkadaşlar. Evet bu arada yayınımızı kontrolü hala yapalım. Şöyle bir listemize de bakalım ki. Evet İslam Doğan kardeşimizin isteğini henüz göremedik arkadaşlar. Şöyle baktığımızda 310 kardeşimiz an itibariyle geldi yayına güzel kardeşlerim. Evet yeni gelen kardeşlerimize hoş geldiniz. Arkadaşlar gerçekten videolarımıza çok güzel ilgi gösterdiniz. Bunun için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. E, güveninizi boşa çıkma, çıkarmamak için elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Evet iğneceden başlayacağız tabii ki. Şöyle geçelim arkadaşlar. İğnece. Evet iğnece. Çanaklı, fincanlı, kulptu bütün formasyonlarımız çalıştı. Bakınız buradaki derinlik demişiz şuraya küçük ok olarak 1.92 dolar direnci demişiz. Arkadaşlar INC 2 dolar 11 sente kadar iğne attı. 2 dolar direncini kırsa da yine de onunla boğuşuyor. Direnci tam kırmış değil. Şu anda 1.98 ve %2 yükselişte eğer e, 2 doların üzerinde güzel bir kapanış yaparsak arkadaşlar 3 dolar yolculuğuna başlayacaktır diye söyleyebiliriz. Tabii ki önce 2.5 dolarda bir e, takılma olursa da fazla kalacağını zannetmiyorum. Oradan bir 3 dolar yolculuğunu gerçekleştirebilir. Bu da yaklaşık %50 yükseliş anlamını taşır. İğneyecek koyun için. Kur ve DAO tokeni. Ay maşallah maşallah maşallah. EMA 50 200ün üzerindeyiz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ben şöyle bir saatlik ele almak istiyorum. Saatlik bazda yine EMA 50 ve 200'ün üzerinde 4 saatlik grafiğimiz yolumuzun olduğunu bizlere söylüyor. Her halükarda 50 centlerden 1 dolar 1 dolar sürekli bahsettik. Sonunda ne yaptı? 1 doları geçtik arkadaşlar. İlk hedefimiz 1.30, 1.26, 1.30'lar görünüyor. Yani 1 dolar 30 cent. Ha bura mı hedef? Hayır. 1.60'lar var arkadaşlar. 1.60 devam ederse de 2 doları bir nefeste görebilecek potansiyele sahiptir. Feçeli. Evet. Feçeli gider mi daha dediniz. Ben de dedim ki daha e, ısınma hareketleri bunlar. Yeni yeni başlıyor. Yolu devam. Nereden geldi arkadaşlar? 0 0 e, der mi? Şöyle bir bakalım. Evet. Bu 4 saatlik günlük bakmak istiyorum ben. 56'lardan gelmiş. Kasım'da 56'ymış arkadaşlar. E, Ocak'ta da 90'lardaydı. Şu an 0'ı da attı. 0'ı 28'lerde ne yapacaktır? 30'u kırarsa arkadaşlar, bakınız, direnci 30 bunun 0, 0, şey pardon 0.30 dolar. Burayı kırdığımız zaman yarım dolara kadar nefessiz bir şekilde gidebilir. Ama ben tabii ki öyle gitmesini istemiyorum. Her gün 7, 8, 10 yükselsin yetiyor. Geri gelmesin değil mi? Arada düzeltme mutlaka olacaktır. Bakınız hepsi olmuş arada. Küçük, mumu küçük de yapmış. Mumu küçük yapmış günlükte. Yani bir kırmızı bir küçük yeşil daha sonra büyük yeşil şeklinde yoluna devam etmiştir. Bu durum, bakınız son attığı kırmızı mumun devamındaki yeşil mumun kırmızı mumu yuttuğu için yönün yukarıya yönlü momentumu olduğunu söyleyebiliriz. Öyleyse şu anda %8'in üzerinde bir yükselişiyle 0.29 dolar bandında bir alıcı buluyor an itibariyle. Evet. Gala'ya şimdi bakmıyorum. Gala'ya Metaverse'lere geçtiğimde bakacağım. Shiba'ya da ee, Shiba Dog'a da diğer taraftan bakacağız arkadaşlar. Hatta şöyle. Clear Network. Evet. Diğer verdiğim coinlerden biri. Ok 12'den vurdu arkadaşlar. Bakınız bugün vurdu. Bugün e, nereye kadar geldi? 0 0 17'leri geçti. 18'e yine atlaştı yukarı. Bizim okumuzun hedefi de 17 idi. Ne zaman çekmişiz bu oku? 6 Ocak'ta günlük bazda Demişiz ki kardeşim, yukarıdan aşağıya gelen bir düşen trendimiz var. E, altta da desteğimiz var. Üçgen formasyonumuz oluştu. Bu formasyonun devamı şuradaki derinlik, yani şöyle alırsam daha rahat görürsünüz. Şu derinliği bakınız aldık, kırılıma koyduk. Dedik ki bu kırılımdan sonra bize ufukta 0017'ler görünüyor. Bunu koyduğumuz zaman 00 onlardaydık arkadaşlar. Evet 00 onlardaydık. Şu an 00.17'lerde. Buradaki yapmış olduğu küçük bir düzeltme bize yükselişin devamını gösteriyor. Takip edin demiştik. Bakınız. Şurada yaptığı küçük düzeltme yükselişin 00.19.20'lere doğru devam edeceği sinyalini veriyor. Peki Galaxy, Gal arkadaşlar yükselen trendde kendini koruyor. Çok güzel ağır adımlarla gidiyor. 2.20 direnci var. Burada ama 200 günlük ortalama var kırarsa yolu açık olsun diyeceğiz. Yoluna devam etsin diyeceğiz. Şu anda %4-5'e yakın bir yükselişi olsa da 2 dolar direncini kırdığı angala üzerinde de bir 4 saatlik mum kapatırsa nefessiz 3 dolara gider arkadaşlar. Nefessiz 3 dolara kadar bir yol alabilir. Evet kese bir kardeşim çilizli sattım dedin zararına sattım çiliz oldu 0-14 dolar en önceki okumuz hedefine geçti. İkinci okumuz hedefine geliyor. Üçüncüsü geliyor. Daha büyük ok hedefine geliyor. Neymiş büyük oktak hedefimiz? Otuzlardır herhalde. Evet sıfır otuzlar. Önce on buçuktaki direncini kırarsak şu an on dörtte ya yüzde üç yükselişte sıfır on yedi direncini kırarsak arkadaşlar bir de dört saat kapatırsak üzerinde 30'lar cepte görünüyor. Öyle görünüyor. Evet. Bugünkü videomda Aptos için ne dedim arkadaşlar? Artık Aptos'u takip edin. Aptos'a dikkat. Çünkü çok yükseldi. Güzel bir düzeltme yapabilir şeklinde konuştuk. Bakınız düzeltme de nereye kadar yapabilir arkadaşlar? 12 doları aşağıya kırmadığı sürece yukarı yönlü momentum devam edecektir. Fakat bu satın anlamına gelmez. Stop losslarınızı koyun dedim. Hatırlarsınız bugünkü videomda. Zaten oldukça da yoğun izleyicisi olduğu videonun. Yani dikkat edin dedim. Yani burada ha panik yapmayın. Buna yatırdığınız para yakın zamanda lazım değilse biraz daha bekleyebilirsiniz stop loss'unuzu koyarak ama. Olur ya şak diye çeker. Zarar edersiniz. Yani orada dikkat etmeniz gerekir. Ee, tabii ki anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Kesinlikle kendi düşüncelerimizdir arkadaşlar. Şu anda bir formasyon göremiyoruz. Buradaki formasyon çalışmadı bakınız geri döndü. Şu okumuz hedefine gelmedi. Şimdilik böyle duruyor. Yataya bağladı. Eğer buradan geri dönerse bir 15 deneyebilir. Şu anda 12.98 seviyelerinde görünüyor. Cardano küçük bir yeşilde 0.37'lerde. Evet, Cardano formasyon yapıyor arkadaşlar. Cardano küçük bir oku 4 saatlikte hak etmiş görüyorum. O da bize şu derinliği gösteriyor. Yani 0, 39, 40'lar görünüyor arkadaşlar. Şu an 37'lerde Cardano'da oralara doğru bir momentum sergileyecektir diye düşünüyoruz. Evet baktığımızda yine Alper Turgak Güner kardeşimiz kanalımıza katıl butonundan üye olmuştur. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ee, Ali kardeşimiz Ali Yay'dan, Yay'dan mi? kanalımıza bağışta bulundu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bol kazançlar diliyoruz. Güzel kardeşim. Bu arada isteklerinizde yazmamışsınız. Yazarsanız da memnuniyetle bakarız. Şöyle bir devam edelim arkadaşlar. Ben öncelikli olarak <laughs> şuradaki ee, şuradaki katıl butonuyla kanalımıza abone olan arkadaşlarımızın durumuna bir bakacağım arkadaşlar. Bu arada bizim lamba lambamız kesti herhalde yok. Geldi. Pardon, özür. Canlı yayın böyle bu tür aksaklıklar oluyor arkadaşlar. Özür. Ee, kusura bakmayın. Ripple'a falan bakacağız arkadaşlar. Ripple'a falan bakacağız. Şöyle Ali kardeşimizin Ali Yeydem, Yeydem kardeşimizin <laughs> pardon, özür isteği var mı baktım ama göremedim arkadaşlar. Şöyle yine baktığımızda Alper kardeşimizin isteği var mı? Çorbada tuzum oldan kanalımıza destekte bulundu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi Hocam yatırım yapacak koyun önerir öneriniz var mı? Alper kardeş çok teşekkür ediyorum ama canlı yayında böyle bir önerimiz olmuyor bizim. O yatırım tavsiyesine giriyor. Bu da Olmaz arkadaşlar. E, danışmanlık olarak bir hizmet düşünüyorsanız... E, mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz. <laughs> Pardon özür. Bakınız mail adresimiz zaten akıyor orada. Aşağıda akıyor arkadaşlar. E, bu arada Onur Çetin arkadaşımıza da... Teşekkür ediyoruz. Akıyor yani. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Şimdi güzel kardeşlerim... İsteklerimize geçiyoruz fakat... Ee, yine de şöyle baktığımda çoğunuzun isteği listemizde var arkadaşlar. Onun için kısa kısa devam edeceğim oradan. Ee, bir daha bakayım şöyle artı bir istek var mı? Apa ve SLP. Var arkadaşlar. Şimdi siz izlemeye devam edin. Ben de yorum ve analizlerime devam edeyim. Arada buraları bir yoklama yaparız güzel kardeşlerim. Kimler gelmiş, kimler gitmiş diye. Şöyle baktığımızda Evet en son Cardano'yu demiştik. Lunch arkadaşlar. Lunch. Bekleneni bir türlü veremedi. Veremedi arkadaşlar. Yani bakınız okumu hedefine geldi. Tamam ne dedi Gok'ta? 18'ler geliyor dedik. 19'a kadar iğne attı. şu an %2'ye yakın bir geri çekilmesi var. Lunch'un fiyatımızda 17.80. Yani panik yok. Şu 17 desteğini hala koruyor, desteğinden de oldukça uzakta görüyoruz arkadaşlar. Günlük bazda bakacak olursak hala hazırda ok yani oka doğru yukarıda sınırımız olan EMA 200 günlük hareketli ortalamaya doğru bir momentum olacakmış gibi duruyor. Burası da zaten 19'lar görünüyor arkadaşlar. Bekleyip göreceğiz. Luna 225. Hay maşallah okumu hedefine gidecektir. Bu neresi okumu? 260. Çünkü EMA 50 ve 200 kırıldı. Yani Lunch'tan daha da sağlam duruyor Luna arkadaşlar. Bakınız. Lunch'tan daha sağlam duruyor Luna. Grafik yönden. 78'lerde gösteriyor era sayımız. Gayet de güzel. Mantıklı arkadaşlar. Yani e, yükselişin devam edeceğini de söyleyebiliriz. Bugünkü düzeltmelere aldanmayın bakınız. Panik yapmayın. Yatırımcılar böyle kırmızıyı gördü mü aman batıyoruz gidiyoruz düşüyoruz şeklinde sorular sorar kendilerine ya da öyle düşünürler. Düşünmeyin kardeşim. Bu kırmızılar olması gereken kırmızılar. Yani bir coin geri çekilmeden yükselmesi devam ediyorsa tehlike sinyali var demektir. Mutlaka düzeltme yapacaktır. Düzeltme yapmadan yükselen coin'in yükselişi e, sağlıklı olmaz. Evet. Burada durum bu arkadaşlar. Şimdi geliyoruz nereye? Coinbase'in listelediği iki coin'e. Evet. TUSDT. Rally'e gidiyor arkadaşlar. Coinbase'den listeleme haberi geldi. Kubu coin rally'e gidiyor. Yani Teteros. Öyle demiştik değil mi? Yani Terosolt diğer bir adı. Terosolt. Yani T yazdığınız zaman bu programı kullanıyorsanız karşınıza çıkacaktır. Bakınız mesela T yazalım. Karşımıza çıktı. İlk başta Binance'ten çıktı. Peşinden OKX'te çıktı. Daha sonra Kraken'de çıktı. Daha sonra Binance evet Binance kriptoda çıktı. Up, e, çıktı. Huobi'de çıktı, da çıktı, KuCoin'de yani her tarafta var arkadaşlar. Bugün de CoinBase listeledi. Listeleme haberinin ardından iğneyi nereye kadar saldı? 0 0 36'ya kadar saldı nereden 17'lerden Hatta e, 20'lerden diyelim 20'lerden buraya kadar saldı arkadaşlar ama bu 20'lerde bugün değildi tabi bugün ayın 23'ü şu kalın mı bugün attı arkadaşlar e, 23-24'lerden başladı ve nereye kadar 36'ya kadar geldi şu anda buralarda 31'e kadar düzeltmesi var e, Bu Kuzey yükselişi yapıyor bakınız. Sert bir çıkış yapıyor, sert geri çekilir. EMA 200'ün üzerine oturursa, buradan da yana filamaya başlarsa yükseliş devam eder. Ama şu anda yeni girişler için bana göre uygun değildir arkadaşlar. Sabredin, bekleyin. Sabredin, bekleyin. Ucuz alacak kadar zengin değilim hesabı aklınızda olsun. Diğer bir listelenen coin herkesin bildiği audio. Şu an %10'a yakın yukarıda. Bugün bir ara nereleri gördü? 22'leri gördü. Zaten biz okumuzu çekmişiz arkadaşlar. Zaten daha önce biz okumuzu buraya çekmişiz. Ne demişiz okumuzda? 22'ler geliyor demişiz. Ve geldi. Yani onda da bir sıkıntı yok. Şimdi ne yapacaktır? Güzel kardeşlerim, yolumuz devam edecektir. Yolumuz devam edecektir. Nereye? Biz daha önce 25 verdik, değil mi? 25'e gelir. Çünkü yön yukarı. Fakat öncelikli olarak burada kontrolden geçmesi lazım arkadaşlar. Bu kontrolü geçerse çok güzel yükselişler audiodan gelir. %50 rally de gelir. %30 da gelir gelir. Audio bu. Sadece koyun bezeli listelendi diye söylemiyorum. Ben günlerdir söylüyorum zaten bunu. Çünkü burada geniş bir çanak çömlek olayı var. Burayı kıracaktır. Fazla takılmaz. Plakoyun. Evet. Formasyon tamam. Yolumuz açık olsun. Küçük kırmızı oldu aldanmayın. 5.40 dolar. 5 dolar 40 sent serdi. Nereye kadar iğne attık? 5.79. Evet 5.79'a kadar iğne geldi filede. Hedefimiz neresi? Arkadaşlar artık kırarsa demiyorum çünkü kırdı. Üzerinde de kapattı. E, 6.5 dolar 6 dolarla 7 dolar arası bir momentumu başlatabilir. Güzel kardeşlerim. Ripple. Evet Ripple'a bugün dikkat dedik değil mi? %6 civarında yukarıda 0.42'lerde. İlk okumuzdaki hedefimiz 0.40'tı. Geldi şimdi şu küçük okumuz. Bugünkü yayında değiştirdik bunun yerine. Dedik ki artık burası geliyor. Kısa vadede 43. İğnesini attı. Ardı 45'tir dedik. Bunun ardı zaten yarım dolara gider. Ripple bugün bir gövde gösterisi yaptı. Bakalım Devam edilebilecek mi? Yorulacak mı? Devam edecek. GLMR 12'den nokta atışı olarak çalıştı arkadaşlar. Bu lambada beni hasta etmiş oldu. Tabii ki ee, bunu da şöyle özür dileriz arkadaşlar. Bu sıra bakmayın. Şöyle bir değiştirelim. İkinci ilave lambayı takalım. Bu arada görüntüde bir anormallik yok değil mi arkadaşlar? Yani. Şöyle bakalım. Yok. Nasıl olsa görünüyoruz. Görüntüde sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şurayı şöyle biraz alırsak. Düzeltiriz. Bu arada yayına bakalım. Evet. Yayın akışı da güzel. Bence bir sıkıntı yok arkadaşlar. Geliyoruz. Gel GLMR e dedik. Okumuz 12'den vurdu dedik. Yolumuz açık olsun dedik arkadaşlar. Biz de yani bunun yükseleceğini söyledik. Burada dedik e, fincan kulp formasyonumuz tamam. İlk direncimiz 0.50'ler var. Bugün iğne 0.51'e kadar geldi. 51.5'e kadar geldi. Fakat kontrole takıldı. Kontrol noktasından geri döndü. Burayı kıramadı. Kırdığı an ne yapacak? Kırdığı an güzel bir yükseliş gerçekleştirecektir arkadaşlar. <laughs> Neresi olur arkadaşlar? Elinde olan kardeşlerimiz de var. Bunun için çiziyorum. Düşen trend kırıldığı an yolumuz devamdı değil mi? Trendimizin de kırıldığını görüyoruz. Öyleyse bizi şu derinlik bekleyecektir arkadaşlar. Bakınız. 0.90, atmaya kadar gidebilir. Şey 1 dolara kadar gidebilir. Şu an 0.48'deyiz arkadaşlar. 0.48'deyiz an itibariyle. O görünüyor. Spill %1 yukarıda oklar hedefine geliyor arkadaşlar. 73'lerdeyiz an itibariyle. Ee, yani yani 0.3073 ilk direncimiz 95. Daha sonra zaten 0 çift 0 17 18 lere kadar bir hedef verdik. Bekleyiniz gelecektir. LTO yüzde 8 yukarıda. 0 0 90'lardayız. Hedef belli zaten. Neresi? Düşen kırıldı. 0 40'lara kadar hedef var arkadaşlar. 0 40'lara kadar. LTO'da. Avax. Evet. Yüzde bir buçuk ve 17.63'lerde. Arkadaşlar AVAX şu anda ne yapmaya çalışıyor? Şöyle bakındığı zaman EMA 200 günlük ortalamayı kırmaya çalışıyor. Burayı kırdığı anda AVAX'a 24 dolar hedefimiz var şu anda. Evet daha önce verdiğimiz hedefi büyüttük. Dedik ki 20 dolar demiştik değil mi? Şimdi 24'e çıkardık hedefi. Çünkü formasyon gerçekleşti. Çünkü Erasay desteği geldi. Devam. Yükselişi devam edecektir. Solana. 24 dolar seviyelerinde Buradaki direnci 27'yi kırmadıktan sonra daha yukarı yönlü momentum şimdilik zor. Ama öncelikli olarak 27'yi kırması lazım arkadaşlar. Evet. Bakınız yön arayışına ait bir mum burada T. T mumumuz yön belirleyici. Buradan dönerse de bir nefeste 27-30'lar gelecektir. Apecoin. Oyun. Apecoin'de hedef okumuz yarıyı geçti. 6.70 hedef vermişiz. Şu an 5.60'larda. %1.78 yükselişte görüyoruz arkadaşlar. Holochain. Holochain'de de ilk direncimiz 21'ler görünüyor. Şu anda 20'lerde ve %1.5 yukarıda. Reserve Network, RSR. Hedefimiz geldi iğnesiyle. Yani 45 demişiz. Şu an 44'lerde. Buradan sonra ne olur? Buradan sonra bakınız. Şu olacak arkadaşlar. Yamuk alanını bulalım. 49, 50'ler geliyor arkadaşlar. Yani 0, çift 0, 50 dolar. ilk etapta kısa vadede hedefimiz var. QNT. Formasyon tamam. Formasyon tamam. 157 dolar ilk etapta. Kısa vadede geleceği yer. Daha sonra şu dip olan Direnç 160 doları kırdığı anda neresi? 200 dolara kadar yolu olur arkadaşlar. QNT'nin. Evet. ANC. 51'lerdeyiz. %6 yukarıda. Pardon 5 yukarıda. E, gidecektir arkadaşlar. Bu hedefi kısa dönemde görecektir. Yani 80 direncini bir yoklama çekecektir. 00.80'de EMA 200 günlük ortalamayı bir yoklayacaktır. Sadece bekleyin arkadaşlar. MIR. O da aynı. O da aynı. Şöyle saatlik bazda baktığımızda gördüğünüz gibi EMA 50 ve 200'ün üzerinde bir yön arayışı mumu çizdi bugün. Ee, saatlik bazda buradan dönüş olacak diye düşünüyorum. Şu anda %5'e yakında yukarıda 0.16 dolar bandı seviyelerinde fiyatlanıyor. GRT bugün güzel bir çıkış yaptı fakat düzeltme yapıyor. %7 yükselişte şu anda. E, desteğimiz 0087 direncimiz 93. Bu iki band aralığında gidiş gelişleri devam edecektir. Fakat günlük bazda değişir. Günlük bazda bizim bir okumuz var mı? Var. Bakıyoruz. Evet hedef yamuk olmuş biraz ama olsun. Şu anda MA 200'ü kırmaya çalışıyor. 88'i kırarsa da sıfıra veda edecek arkadaşlar. Evet sıfıra veda edecek. Phantom. Evet hedefine doğru gidiyor şu an. 0.39 hedef. 47. Buralara doğru yola çıkmış durumda Phantom. Yolu açık olsun. Yolu açık olsun. Güzel bir çıkışı var. Chainlink. Chainlink şu anda küçük bir kırmızıda olsa da Chainlink'in yolu var arkadaşlar. 6.98 7 dolar bandı seviyelerinde an itibariyle fiyatlanıyor. Chainlink'te bir hareket her an gelebilecek durumla geldi. Formasyonlar tamamlandı. Bakınız fincan kulp ve yukarı yönlü üçlü mumu dikti. Şu anda EMA 200'de boğuşuyor. Koparsa fırtına gibi 9-10 dolara kadar bir çıkış yapabilir bakınız. Bu dirençten koparsa kaç kez denedi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunun dördünde iğnesiyle kırsa da mumu ile atamadı kendini yukarı. Bu bar mumlar yukarıda dizilmeye başlayınca 10 doları görürüz arkadaşlar. C %5. Evet. İlk hedef Akdeniz. Neresi? 0.058'ler. Burada direnci kırılması lazım. Şu an 0.042 dolarda. Burayı yoklayacak. Burayı kırdıktan sonra da yolu açık olsun deriz onun da sonra. Çünkü uzun süre yatay geliyor bakınız. Her an patlayabilir. Neydi Bollinger bandımızın özelliği? Uzun süre yatay gelen bir coin her an sert bir kırılımla karşı karşıya gelir. Bu kırılımda daha önce aşağı ise şey olmuş bitmiş. Buradan sonraki yukarı yönlü bir kırılım gelir arkadaşlar. Jasmi, JASMİ'de dönüş var. Yüzde 6 yukarıdayız. İlk hedefimiz 65 direncimiz var. Şu an 54'lerde yavaş yavaş geliyoruz bakınız. Küçük ok hedefine de ulaşır. Büyük ok da ulaşır arkadaşlar. Jasmi için bir sıkıntı yok şu anda. Evet yok. Şu an gidişat iyi görünüyor. Yatırımcılarının sadece sabırlı olması lazım. Evet, bir diğer coin'imiz, altın coin'imiz Ledo. %11 yukarıda 2,5 dolara doğru gidiyoruz. Hedef ne vermişiz hocam? 3,5 dolar, 3,60. Hedefimiz burası. Buraya doğru yola çıktık. Zillika. Zillika'da da momentum yukarı yönlü. Hedef 30 direnci. Şu an 27'de. 0,0 27'de 30'u kırarsa nereye kadar? 35'teki direncine kadar devam edecektir. Ref ref. Yüzde bir buçuk. Ref ref de formasyonu tamamladı. Artık e, direncine 0.40'a doğru yani 0. çift 0.40 dolara doğru bir deneme yapacaktır arkadaşlar. Ah yüzde bir buçuk. Formasyonu tamamlıyor. Eğer 0.0.11'in üzerine atarsa kendini şu an zaten buralara iniliyor. Yukarı yönlü momentumunu devam ettirecektir. RLC %5 yukarıda. Hedefimiz neydi hocam RLC'de? Çünkü EMA 50 ve 200 kırıldı. Hedefimiz 2 dolar 38 cent. Leopring LRC. Güzel bir çıkışı yakaladı. Artık e, 30 direncini kırarsa şu an 29'larda oralara yakın seyrediyor. Bir anda 37'lere doğru bir momentum sergileyecektir diye düşünüyorum. Vaves demiştiniz. Vaves'de %2'lik yukarıdayız. Formasyon tamam. 2 dolar 30 cent'te. de ilk direncimiz neresi görünüyor arkadaşlar bakalım. Evet 3 dolar. Günlük bazda 3 dolara kadar önü boş arkadaşlar. Fincan kulp çalışıyor şimdilik. Uma %1.5 yukarıdayız. Okların hedefine geldiğini, iki okun da hedefi vurduğunu gördünüz. Değil mi? Vurmuş. Ne demişiz? İkinci okun hedefi 2 dolar demişiz. Birinci ok 1.90 demişiz. Şu anda 1.98 2 dolar 11 sente kadar iğne atmışız. Direnç 2.25 arkadaşlar. Kırarsa büyük oktaki hedefimiz olan 2.5 dolar gelecektir diye düşünüyorum. Omega Network. %1 civarında yukarıdayız. 1 dolar 40 cent. Hedef 1.6. Buraya yola çıkmış durumda arkadaşlar. Raven tatlısı. 0028'lerdeyiz. En son 31'e kadar iğne attı. Fakat Ema 200'ü kıramıyor. Ve kır mı mübarek. Burayı kırsa uçacak. Burayı kırsa uçacak arkadaşlar. Evet. Bekleyeceğiz. Çünkü bir üç kez denedi kıramadı. İğnesini saymıyoruz. Bar mum olarak üzerinde kalırsa şu Ema 50'nin üzerindeki gibi bar mumlar gibi üzerinde kalırsa diğer direncine kadar devam edecektir. Sadece bekleyeceğiz. Evet. UFT. Yüzde iki geride ama sıkıntı yok. Çanak, çömlek, fincan, kulp hepsi tamam. Ya hocam fincan, kulp göremiyoruz diyenlere bakınız bu kulpumuz. Bu fincanımız arkadaşlar. Bu da fincanımız. Oldu mu? Bugün iyi çizdik ama değil mi? Bakınız buradaki direncimiz. Zaten kulağına kadar iğne atmış ama Nere görünüyor? 0.37 görünüyor. Şu an 32'de. Bu FETA e oraya gelecek. Darı şeyde inceleyeceğim arkadaşlar. Metaverse'lerde inceleyeceğim. Evet. E, Oral Chait'ten önce OGN diyeyim. Hatta Ray da var burada. Bakmışken ona da bakalım. Ray formasyon hazırlığı içinde tamamlarsa 0.40 yolculuğuna başlar. Şu an 0.23 dolarda. Orjin protokol 0.12 dolardayız ve yüzde iki yükselişe geçti. Amma ve lakin, nereye kadar gidecektir? 0.15 direncine kadar gidecektir arkadaşlar. Oral çahit demiştik, yüzde yirmi. Gördünüz değil mi? <laughs> arkadaşlar, bu oku ben 19 Ocak'ta, 20 Ocak'ta mı atmışım? Bakayım, evet 20 Ocak'ta. Bugün 23 Ocak, Hedefe gelmiş miyiz arkadaşlar? Ekranı büyüt hocam. Göremiyoruz. Bakınız okun hedefi bir kat daha çıkmış. 0 10'a kadar gelmiş. Biz neresi demişiz? 0 0 92 buradan sonra 0'ı atar demişiz. Ama direnç var 95'te. Bu direnci iğneyle kırsa da ne yaptı Orçayit? Geri döndü. Burayı kırarsa arkadaşlar ralliye koşar. Erasay yer arıyor kendine. Ta yüzlere yaklaşmış. Yer arıyor kendine. Elinde olanlara bol kazançlar. Güle güle harcayın arkadaşlar. Evet hedefimiz 12'den vurdu gene. Bizim hedefler vuruyor arkadaşlar. Hepiniz gözünüzle görüyorsunuz. Şahitsiniz. Algorand. Evet. Okumuz hedefine doğru gidiyor. 0.29 dolarda. Doğru mu? Doğru. Gitsin. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Çünkü bu fiyatlar Algorand'ın fiyatı değil. 0.30'u kırdıktan sonra Algorand 40-50 dizmesi lazım. Bu fiyatlar Algorand için fiyat değil. BitTorrent, BTTC arkadaşlar bu fiyatlamıyor bir türlü kendine. Artık karar zateninizindir. Yatırımcıların e, kararı kendileri bilir. E, bir türlü fiyatlayamadı. Ama ihtiyacınız olmayan bir para da varsa dursun bir kenarda. Dursun. Ama e, para kazandırmıyor gördüğünüz gibi şu anda. Biraz hareketlilik gelse o zaman tamam diyeceğim. Şu anda hareket yok. Piyasa güzelleşti. Bu yine güzelleşemedi. Güzellik malzemelerini unuttu herhalde. Evet. Kava demiştiniz. Kava bugün düzeltme yapıyor arkadaşlar. Küçük bir düzeltmesi var. Dönerse geri yine hedefi 1.35. Ve polka dot. Dot %7 yukarıda. Hedefi görüyoruz değil mi? Ok, bu ok yine vurmuş hedefini. 6.24 demişiz. Nereye koymuşuz? 5.80'e. 6.24. Şu an nereye kadar inatmış? atmış? 6.83'e kadar inatmış. atmış. Asıl hedefimiz 7.28 geliyor arkadaşlar. 7.28 dot. Evet. Atom kardeş. %3 geride. Formasyonu tamamladı. Formasyon içinde formasyona gidiyor. Normal şartlarda şuradaki derinliği fırlaması lazım buraya. Evet. 15 dolar direncimiz var arkadaşlar. CLV demiştiniz. CLV %8 gidiyor. Bakınız oklar hedefine gidiyor arkadaşlar. Yani burada 0080 direncimiz var. Burayı aşmamız lazım. Şu an 68'lerde oraya kadar gelecek. Oraya kadar gelecektir diye düşünüyoruz arkadaşlar. Bu bizim görüşümüz. Peki Mask'ta ne var hocam? Mask yönü yukarı. Bakmayın küçük bir kırmızılığına. Yanıltmasın sizi. Bu oklar hedefine ulaşacak. Mask 5 dolar 6 dolara gelecek arkadaşlar. Öyle görüyorum burada. Evet. Scala Network %4 yukarıda. Daha önce bir ok çizmişiz. Bakınız. Ne zaman atmışız biz bu oku? 3 Ocak'ta. Bugün 23 Ocak. 20 günde ok yarıyı da geçti. Daha da gelirdi de burada dirençler biraz tıkandı. 38 direnci var. Kırarsa arkadaşlar 46'lara kadar gelir. Şu an 0-0 şey, Pardon 35'lerde. Roza. Evet. Roza 1 yeşillikte 0.054 54 seviyelerinde. Dirençler kırılacak arkadaşlar. Öncelikli olarak... EMA 200 günlük ortalamalar günlük bazda kırılması lazım bu coinlerin uçması için. Bu dirençler er ya da geç kırılması gerekir. RNDR dirençler kırıldı. Artık yolu açık arkadaşlar. 1 dolara doğru bir hareket başlıyor RNDR'de. Strax %2.5 güzel formasyon gelmiş. Fincan kul cool bu ama Oyalanmayacağız. Sadece okumuzu çekelim. Hedefimizi verelim. Evet. Burada MA200 günlük ortalama. 0.33 hedefimiz var. Şu an 28'deyiz arkadaşlar. 28'de duruyoruz. Harmony. Van. Yüzde 7. Evet. Güzel bir formasyon geldi. MA200'de kırdı herhalde. Şöyle. Şuraları bir sileyim arkadaşlar. Kırmış. Doğru. E o zaman şimdi... Bu yükseliş harmonide Van'da gelecek gibi duruyor. Evet. Neresi? 00.26'lar, 26'lar 27'ler. Şu an 19'da. Harmonide orası görünüyor. Evet. Mina. Mina'da da direnç 062. Önce burayı kırarsa 077, 080 hatta 1 dolara kadar gidebilir arkadaşlar. Azero Vay maşallah. O ok gördünüz değil mi? Üçlü gelmiş arkadaşlar. Üçlü birden. Hani demişti ya Cüneyt arkır mısın rahmetli Cüneyt'in adını anıyordu. Allah rahmet eylesin. Cüneyt gibi hocam oklarınız 3 3 5 5 geliyor demişti kardeşimizin biri. Bugün üçlü atmışız arkadaşlar. Üçlü de hedefine vurmuş. Ne zaman? Bakınız. Birinci oku 17 Kasım. İkinci ok 10 Aralık. Üçüncü ok 2 Ocak. Basamak basamak hepsi hedefine gelmiş. En son okun hedefi 1.17 demişiz. 1.26'ya kadar vurmuş. Şu an 1.17 seviyelerinde ve %11'de yükselişte. DYDX Gidiyor arkadaşlar oklar. Üçü de gelecek. Biri gelmiş, ikincisi gelmiş ve üçüncüsü sıra. Daha sonra bu dörtlü ok. <laughs> evet bu dörtlü ok. Şimdi e, üçüncü okumuzun hedefi 2 dolar. Şu an 1.72'deyiz. Üçüncü, dördüncü okumuzun hedefi de 2 dolar 75 sen. D ya biliyorsunuz merkeziyetsiz borsa bu gidecektir arkadaşlar. Bunun yolu olur. Jojos. Küçük bir yeşillikte e, MA 200'ü kırarsa bu okların ikisi aynı anda 12'den vurur arkadaşlar. Hedef 0.78.80. Şu an 62'de. Contentos %3.5 yukarıda. Gördüğünüz gibi Direnci kırmaya çalışıyor. Çoğu koyunlar aynı durumda. Ama 200 günlük ortalama günlük bazda kırıldığı an çoğu koyunlar uçar arkadaşlar. Steril Evet. 0 -10'da direnci var. Şu an 93 0 0 93lerde her an 0'ı atacakmış gibi duruyor arkadaşlar. Bu şekilde yoluna devam edecektir. SLP. Evet. Okumuz 1. nokta atışı da kulağını geçmiş iğnesi. Neresini vermişiz? 36 demişiz. İğne 35 buçuğa kadar atmış. Şu an 31-32'lerde düzeltme yapıyor ama %7 civarında yukarıda. Niye düzeltme yapıyor? Kontrolden geri döndü. Eksikleri var. Sen diyor eksiğini tamamla. Öyle geç bu kontrolden diyor. O zaman bu ok hedefine ulaşır arkadaşlar. ASTR. Yarım puanlık bir geride. Yarım puanlık geride. Yükselen kanaldan çıktı. Yükseliş devam ediyor. Okumuz hedefine doğru gidiyor. sıfır 0 birlere. Şu an 50'deyiz. 0.0 50 seviyelerinde yolumuz açık olsun. İnternet kompütür. Amma da fazla bakıyoruz değil mi? hatırınız kırılmasın arkadaşlar. Devam ediyoruz. 5 dolar 78 sent. %5'e yakın yukarıda hedef ne vermişiz arkadaşlar? 6 dolar. 6 dolar. Bakınız yazmışız, çizmişiz, çarpmışız, bölmüşüz, bir şeyler yapmışız. 1 İki ok hedefe gelmiş. Üçüncü ok da geldi. İğnesiyle gelmiş. Hedefimiz tamdır arkadaşlar. Sıkıntı yok. Var mı yeni bir formasyon? Var yeni formasyon arkadaşlar. Burayı çekmiş miyiz bilmiyorum da. Şu yeni formasyon. Evet burası. 6 ,70 dolar 70 cent. Şu an 5.70'ler dedi. 1 dolarlık işaret gösteriyor. Keep Network. Rally'e döndü. W demişiz. Arkadaşlar günlük bazda W var. Dikkat dedik. Bu EMA 200'ü kırarsa fırlar kırdı. Ve 0.17 dolara kadar iğne attı. Şu an 15'lerde. %36 rallide an itibariyle. Evet güzel kardeşlerim. Şimdi ne yapıyoruz? Ankara'nın taşına bak diyoruz. Bir de Ankara diyoruz. Ondan sonra geçeceğiz. AV'ye falan çok var. Ankara %4 yukarıda. Evet şu küçük okumuz hedefinde sıra ikinci okta 31-32'ler geliyor şu an 25 seviyelerinde. Daha sonra uzun okumuz olan 0-0-60'lar var devrede yaklaşık %100'ün üzerinde bir yükseliş. AMP evet formasyon geldi tamam. Şimdi bu küçük ok zaten milattan önce hedefine ulaşmış. Şimdi biz ama bu okun hedefe gelebilmesi için Hareketli ortalamalardan EMA 200 günlük ortalama var burada. Burayı kırarsak 0 çift 0 70'ler gelecektir arkadaşlar. Şu an oldu 48'lerde. AAV küçük bir e, yeşilliğe sahip. Evet ilk okumuz devrede 90 dolar bir görünmüş. 86'ya kadar geri çekilmiş. 100 dolar direnç vermiştim. Daha sonra artırıyorum arkadaşlar. 125 dolar dedik. Buralara doğru hareket başlıyor. Litecoin. 100 dolar hedef. Şu an 89 doları geçtik. Hedefimize gidiyoruz. Sıkıntı sıfır. Sağoba. Yüzde bir buçuk. Formasyon yapıyor arkadaşlar. Destekten uzak. Dirence yakın. Yani 2.40 direncini kırarsa 3 doları bir anda geçebilir. Dikkat. Evet. NS. Yüzde iki yukarıda oklar hedefine yola çıktı. EMA 5200 kırıldı. Bundan sonra sadece yükselişi yapar. Öyle görünüyor küçük çaplı da olsa. El Round EGLD 43 dolar. Küçük okumuz 12'den vurdu. 49 direncini geçerse 62 dolardayız arkadaşlar. Başka da bir sıkıntı beklemiyorum ben burada. Burada VCE'in takip edin güzel kardeşlerim. VCE'ini artık takip edin. Büyük okumuz hedefine yaklaşıyor fakat ne yapması lazım önce? Öncelikli olarak EMA 200 günlük hareketli ortalamayı kırması lazım. O zaman bu çekeceğim ok hedefine dolaşacaktır. Mesafeyi büyüttük 0027 dedik. Buralara doğru bir momentum gelebilir güzel kardeşlerim. <laughs> evet. Bir de e, uzun zamandan beri bakmadığımız teta. 1 dolar seviyelerinde ne zaman bakmışız en son okumuz? 3 Ocak'ta. Hedef tam 12'den. 1 doların üzeri geliyor arkadaşlar demişiz. MI200'ü kırmış ve şu anda 1 doların üzerinde. Yani 20 günde nereden gelmiş arkadaşlar? 0.74 centten 1 dolara gelmiş. 20 günde okumuz günlük bazı hedefine ulaşmış. Ulaşmaz diye bir şey yok. Ulaşmaz diye bir şey göremiyorum kardeşlerim. Evet. Yayınımızı bir kontrol hala yapalım. Ee, hocam ABP demişti. Ali Aydın. Ee, ona da şimdi baktık zaten. Yine de bir kontrol ederiz. Mesut kardeşimiz hocam saygılar. İyi çalışmalar. Eyvallah Mesut Bal kardeşimiz. Hoş geldiniz. Ee, yine bu arada kanalımıza verdiğiniz destekler için minnettarız arkadaşlar. Ali mi söylemiştik zaten. Son gelenler de Mesut ve Ali Yeydam yine ikinci bağışında bulunmuş. Teşekkürler. AMP koyun demiş. Tekrar dönüyorum AMP'ye. Madem iki kez istedin. iki kez bağışta bulundum bir koyun için. Biraz da detayına bakalım. Güzel kardeşim. Şöyle bir AMB. Bu yakın yerlerden bakmıştık biz ona? Hiç aramaya gerek yok. Yazalım ekrana gelsin. AMP'ydi değil mi kardeşim? bakayım gelmiş mi? Bir daha kontrol ederim. Yanlışlık olmasın. AMP. Doğru. Doğru. Evet. Bakınız. Saatlik bazda. Yatay EMA 50 ve 200'ün üzerinde görünüyor. 4 saatliğinde. <laughs> Düşen yükselen bu sefer filama geçiyor. Yani tekrar yukarı yönde dönüyor. E günlük bazda baktığımızda arkadaşlar günlük bazda da güzel bir formasyon var. Ne var hocam? Silelim şurayı. Bakınız arkadaşlar. Silelim. Bizim gördüğümüzü siz görüyorsunuz değil mi? Bakınız. Anladınız, anladınız. Değil mi güzel kardeşlerim? Anladınız. Evet. Bir kulp diyor. Çektik. Şimdi baktık. Fincanımız oluştu arkadaşlar. Yalnız şu var ya şu şu EMA 200 günlük ortalama engel. Buraya açmamız lazım ki bu çektiğimiz ok hedefine gelsin. Okun hedefi de arkadaşlar şu derinlik. Burası da bize kırılma koyduğumuzda nereyi gösteriyor? 73-74'ler. Evet. Var mı başka yukarıda takılabileceği? Zaten daha önce 87'ye kadar denemiş. Yine buraları deneyebilir arkadaşlar. Çünkü bu okun hedefinden daha yukarıya çıkma ihtimali yüksek. Çünkü şurada bir direnç var bakınız. 87'ye kadar vurabilir burayı dönerse. Evet güzel kardeşlerim. Burayı anladık umarım. AMB'nin durumu bu. Ee, şöyle yorumlara yine göz atalım arkadaşlar. Doge Shiba, şimdi geçiyorum arkadaşlar. O geneye baktım. Doge Shiba'ya şimdi geçiyorum. Peşinden Ax, Mana, Sant, onlara geçeceğim. Daha sonra fan tokenleri var. Çok yolumuz çok. Çok. Hemen hemen çoğu istekleriniz yayınlandı arkadaşlar. Çoğu istekleriniz yayınlandı. Defala iki kere yayınlananlar da var. Ee, teşekkürler. 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 Selehpesi, Merapesi, Refi. Hepsi geldi arkadaşlar. Hepsini Analiz ettik. Bu arada 354 kardeşimiz bizlerle ve 304 de pardon 351 kardeşimiz 304 de like'ımız var. Haydi hayırlısı devam ediyoruz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Önce Doge, Shiba değil mi? Oraya geçelim. Bakıyoruz. Evet Doge. Doge'de arkadaşlar formasyonlar bozulmadı. Devam ediyor. Bakmayın yarım puanlık bir kırmızıda olduğuna 87'lerdeyiz. Doge sıfırı atmaya doğru bir hareket başlatabilir. Eğer Doge, eğer Doge buradaki 15 direncini geçerse çok yükselir. Ama önce burayı geçmesi lazım 0-15 direncini. Buralara kadar yapacağı küçük aşağı yukarı yükselişler yani aşırı para kazandırmaz ama zarar ettirmez. Zarar ettirmez arkadaşlar. Şimdi aşırı para kazandırmaz derken buradaki derinlik yaklaşık yüzdelik bazda şöyle gelir. Vurduğumuzda yine yüzde 60 gibi 50 gibi bir yükseliş demektir bu rally demektir. Ee, o zaman 0.15 direnci bir yoklar. Peki Shiba ne yapar? Shiba şu anda e, yükseliş direndi. Bakınız böyle durduğuna bakmayın kırmızıda. Shiba arkadaşlar her gün bir yükseliş mu mu attı? Her gün. Nereden? Bakınız bizim oku çektiğimizde 81lerdeydi. Hatta hatırlıyor musunuz? 70-80 dedik. 80-90-90-100 hatırladınız. Burada destek ve dirençlerden bahsettik. Dedi ki 80 desteğimiz 90 direncimiz. Daha sonra 90 desteğimiz 1 direncimiz şu anda 12 seviyelerinde. 4 0, 12 seviyelerinde. Sıfırı da attı. Hatta iğnesiyle bir 13'e vurdu gibi geri geldi oradan. Baktığımızda her mum yeşil. Yani yaklaşık 3 Ocak'tan beri sürekli yeşil atıyor. Sürekli. Küçük büyük, küçük büyük, karmaşık şekilde atıyor arkadaşlar. Burada şöyle biraz geri çekilirse yani şu şekilde birazcık kırmızı atar da buradan dönerse o zaman buraya bir kulp yapar, büyük bir çanak ortaya çıkar ki bu da bizi uçurur arkadaşlar. Ama öncelikli olarak bu geri çekilmesinden rahatsız olmamanız lazım. Formasyon yapıyor çünkü. Değil mi güzel kardeşim? Formasyon yapıyor. Evet. Bir de şunu silersek. Bunu silemedik. Evet. Formasyon yapıyor. Şimdi gelelim. Şimdiki hedefimiz metaverseler. Aks. Arkadaşlar. Aksa bir hedef vermiştik. Gördüğünüz gibi nokta atışı geldi. Geçti hedefi. Bu oku arkadaşlar 21 Ocak'ta çektik. Bugün 23 Ocak pardon ee, şöyle net olarak göreyim. 20 Ocak'ta çekmişiz. Demişiz ki 8 dolar seviyelerinde ben aksan ilk okum hedef 12 dolar demişim. Nereye iğne attık arkadaşlar? 14 dolara iğne attık. Doğru mudur? Doğru. Fakat EMA 200 günlük ortalamaların üzerinde kaldık. Bu iyi. Öyleyse aks için yükseliş yukarı yönlü momentum 20 dolar hedef var. Buraya doğru gidecektir. Şu an yarım puanlık yükselişte olduğuna bakmayın. Hedef orası. Gala. Yüzde altının üzerinde bir yükseliş. Bakınız okumuz. Şöyle galadaki oku görüyorsunuz değil mi? Bakınız arkadaşlar. İğnesi okun mesafesi. 0.057 demişiz. Oraya da iğne atmışız. Gördüğünüz şekliyle. Ok yine hedefine ulaştı. Peki hocam bundan sonra ne olur? Bundan sonra galada benim beklentim ne olur arkadaşlar? Şu derinlik olur. Ama orta vadede hemen olmayabilir bakınız. Kızarsa bize hemen yapar da 0080 51'deyiz. 0080 görünüyor arkadaşlar. Sandbox. Evet. Sand oklar hedefine geldi. Şimdi büyük okta sıra ama kontrol noktasını geçemiyorlar arkadaşlar bu kontrol noktasını bir atlatırsa neresi bu? 84 1 dolar. Mana 0.71 dolar. Mana 1 dolara gidecektir arkadaşlar. Çünkü ma 200'ün ve 50'nin üzerinde hareket ediyor. Şu an yine formasyon içinde formasyona dönüştü. Yolu açık olsun arkadaşlar. Jack ve Jack. %1'lik geride İlk e, 12 hedefini vurdu ilk okumuz. Tekrar geri çekildi şu anda. onlarda burayı deneyecektir arkadaşlar. Çünkü önü boş. Nereye kadar? 0-15 direncine kadar önü boş. Normalde yükselmesi gereken coinlerden biri. Dardayım yalanım yok. %3 hedefimiz çanak çömlek ulaşacaktır. 21 hedefimiz var. Şu an 16'larda. Yola çıkmış görünüyoruz arkadaşlar. Evet. Raca. 0-3-0 21 dolarlarda. Onu da hedefimiz 29'lar görünüyor. Evet 29'lar görünüyor. Peki Bakede durum ne? %1 yukarıdayız. Bakede arkadaşlar 0.23 hedefine doğru yola çıktığını görüyoruz. Ha, engine unuttuk. Engine e, direnci henüz kıramadı. Kırarsa zaten hedefimiz 0.5 dolar. Şu an 0.43'lerde geziyor arkadaşlar. TLM'nin durumu TLM fincan kulpu tamamlayacaktır. Yani 0021 hedefi gelecektir arkadaşlar. Velev ki burayı kırarsa yolu açık olsun deriz ondan sonra. Alice %2.5 yukarıda. Bakınız oklar hedefine doğru yola çıktı. Ama dediğimiz gibi şu EMA 200 günlük ortalamadaki direncin aşılması lazım yükseliş için. Bu bütün altcoin'lerde var arkadaşlar. Mbox'a bakıyoruz. %1 yukarıda. Onun da engeli orası. 0.56'da engeli var. Şu an 0.49'da. Güzel kardeşlerim. Vay maşallah. Yine bir saati geçmişiz ya. Bir saati geçmişiz. Yayının sonuna doğru geldik. Bir de fan tokenleri diyelim. Ondan sonra yayınımızı yavaş yavaş bitirelim arkadaşlar. Evet. Bugün Santos'a bakıyoruz yine. Hemen hemen hepsi aynı hareket edecek bir durum yok. 5 dolar 60 sent seviyelerinde küçük bir yeşillik dediğimiz gibi <laughs> pardon özür MA50'nin üzerinde hedef 8-9 dolar seviyeleri ama burada MA200 günlük ortalama var arkadaşlar. Lazio %2.5 yukarıda burada MA50'yi bir türlü kıramadı. Şu anda kırarsa 4.70 direnci var ama önce buraya kırması lazım. 3.70 direncini kırması lazım. Şu an 3.5 dolar seviyelerinde görünüyor arkadaşlar. Alpina, Alpina yoluna devam ediyor. Sıkıntı yok. Hedef 3 dolar. Evet, hedef 3 dolar arkadaşlar. Daha da genel aşağı yukarı bu şekilde durağan seyrediyor e, fan tokenler arkadaşlar. Evet. Bitcoin'de bir değişiklik olmuş mu? Birazcık geri çekilmeler var. Ama yeşil de yarım puanlık bir e, 0.47 yeşili var. Fakat dominans yeşilde arkadaşlar. Bu tabii ki kötü değil, iyi. E, Bitcoin'in buradan geri dönmesi bazı coin'leri peşine takabilir. İlerleyen saatlerde 22.810 dolar an itibariyle Bitcoin'in de fiyatı bu görünüyor güzel kardeşlerim. Bakıyoruz. E, kanalımıza yine destekte bulunan kardeşlerimiz Oğuzhan var hocam. Ref ref rica etsem. Bakarız arkadaşlar. Selam hocam. SNM koyun %100 yükseldi bu. Belli miydi? SNM. Baktık mı biz ona? Aslı kardeşimiz. Bakalım SNM. Ve ref ref. Seneme. Spot'tan Bitkart'tan bakıyoruz. Yo. Seneme yüzde yüz yükseldi demişsiniz ama. Seneme. Yoksa SRM miydi? Bakalım bir de seremeye bakalım. Yok. Yerde refrefti zaten ona bakarız. Sereme yüzde iki buçuk. Bu değil. Seneme de şu an yüzde otuz geri çekilmiş durumda. Evet. Saatlik bazda bakacak olursak. 0.60'lardan 1-2 evet güzel bir çıkış yapmış 1 dolar 76'ya kadar gitmiş biz buna yakında bakmamışız zaten yok bu hiç istenmemiş demek ki bizden snm arkadaşlar 1 dolar 12 cent an itibariyle 1.75'e kadar iğne atmış ama şu anda düzeltme yapıyor tabii. Bu saatten sonra bir şey diyemem. Düzeltme yapıyor. Refref. Refref'in yolu var arkadaşlar. Sıkıntı yok refrefte. Bakınız. İlk direncimiz 40. Burayı kırmamız lazım refrefte. Burayı kırdıktan sonra gideceği direnç 80'lere kadar gider. Yani %100'den fazla bir yükseliş var önünde. Ama dediğimiz gibi öncelikli olarak ne yapması lazım? Direnci kırması lazım arkadaşlar. Yani e, 0, 40, 40 direncini kıracak. 0, çift 0, kırarsa 80'e kadar uzayabilir arkadaşlar. Şu anda da %2 civarında bir yükselişi olduğundan bahsederiz. Evet güzel arkadaşlarım. an itibariyle de yavaş yavaş yayınımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şu anda saatimiz e, 23.01 yazıyor burada. Yok orası yanlış. 21.12. Evet 21.12. 12. Ee, şu anda an itibariyle saatimiz arkadaşlar. Yani 20'de girdik. 21 1 saat 13 dakika. Ve 314 kardeşim hala bizlerle birlikte uyumadılar. Sonsuz teşekkürler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yani bu akşam hemen hemen çoğunuzun isteklerinize yer verdik arkadaşlar. Şu sohbeti geri yüklüye tekrar bakalım. Burada bir anormallik olmuş ama e, burayı bir dahaki yerinde düzeltiriz arkadaşlar. Evet. E, şimdilik burayı tekrar açalım. Evet güzel kardeşlerim. Programımızı ne yapıyoruz burada? Artık bitirelim yavaş yavaş diyorum. Bakıyoruz. Veysel Kuzanç. Selam hocam. CLV. Baktık CLV'ye Veysel kardeş. Aleyküm selam. CLV'ye de baktık. Hepsine baktık arkadaşlar. Hepsine baktık. Zafer. Hoş geldiniz Zafer kardeşim. Evet. Ercan Hacıoğlu. Merhaba güzel kardeşim. Arkadaşlar saatimiz dolmuştur. Bundan sonra artık yarın Allah izin verirse yarın devam edeceğiz. Birine baktık mı diğerlerine de bakmamız ayıp olur. Bu yüzden burada kanalımızı noktalamış oluyoruz. <laughs> yani inşallah yarın güzel bir çıkışlarla tekrar karşınızda oluruz <laughs> onlara baktık sefer kardeşim Aksa az önce baktım e, şu anda e, orjinal o gene de orijin ona da baktık arkadaşlar o yani bu akşam çok koyun 150 tane koyun var bu akşam baktığımız ya Az da değil. Yani vakit buldukça bakarsınız arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Yarınki yayınımızda inşallah güzel bir haberlerle, güzel çıkışlarla karşınızda olmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.